Evet, gördüğünüz gibi elimizde ne var? Elimizde Mantera'nın Passion aroması var. Mantera'dan ufak bir bahsedelim. Öncelikle Mantera firması bir Türk firması. Kendisi yanlış hatırlamıyorsam Kocaeli tarafında bir üretim tesisi vardı. Net hatırlamıyorum onu. Ama şöyle söyleyeyim, çok yakından tanıdığınız Paco Kachimba ve Medusa'nın yapımcıları tarafından çıkartılmış bir firma olduğunu söyleyebilirim size direkt olarak. Bunlar ufak tefek bilinmeyen bazı şeylerdi ama bunları muhakkak bilen birileri vardır. Gizli bir bilgi olmadığı için de direkt size bunu söylemek istiyorum. Üzerinde İtalyan Burley'nin kullanıldığına dair şöyle bir Italian Tobacco Leaf diye bir ibare var. Bunun ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu bilemeyiz. Kafamızdan şöyle şu anda bu gerçekten böyledir ya da değildir diye atmak çok doğru değil. Yan tarafında sadece gördüğünüz üzere Mantera Tobacco Türkiye'de yapıldığına dair ve içinde genel olarak hani gliserin ve benzeri şeyleri belirten bir şey var. Şurada küçük bir kare kodumuz var. Şurada Passion yazımız var. Şurada da gördüğünüz gibi barkodumuz var. Başka da bir şey yok. 125 gramlık bir paket tutuyoruz elimizde. Tartamayacağım. Şundan dolayı tartamayacağım. Çünkü ben bunu birkaç kafa içtim. Şimdi geldim sizlerle beraber eğrisini doğrusunu her zaman incelediğimiz gibi şimdi de incelemek istedim. Şimdi şu paketi bir açalım. Gördüğünüz üzere Mantera'nın, hatta şöyle bir ışığı da arttıralım. Evet, iyice ışığı da arttırdım. Size net olarak Mantera'nın tütünün yapısını göstermek için. Gördüğünüz üzere gayet kuru bir yapıya sahip. Yapraklar biraz fazla büyük. Onu söyleyebilirim. Yani her bir yaprak ortalamanın bir tık daha üzerinde birazcık kuru bir burley görünümü var. Tabii bunu sizlerle beraber ne yapacağız? Delikli bir lülede lotus içimi yapacağız. Bir dolum yapacağız burada. Neden delikli bir lülede yapacağımızı da söyleyeyim. Aromayı en iyi şekilde ve en yoğun şekilde alabilmek için delikli lüle kullanmayı tercih edeceğim ben burada. Onun haricinde lotus içimi yapacağız. Çünkü genelde Mantera'nın, yani şu anda Mantera'yı genel olarak ambasadorunun da kendi yaptığı şekillerde genelde bu şekilde var. Bunu deliklide de içebilirsiniz, funnel'da da içebilirsiniz, mikserde de karıştırabilirsiniz. Bunları zaten tartışmayacağım. İsterseniz folyo üzeri de içebilirsiniz. Folyo üzeri telle de içebilirsiniz. Herhangi bir HMD ya da HMS, ikisinden birini de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ben sadece genel olarak yapılan yöntemiyle yapmak istiyorum. Size en doğru şekilde gösterebilmek için. Sizlerle beraber hemen yapalım ve deneyelim. Hadi bakalım biraz Mantera'nın tadına bakalım. Evet, Mantera'nın Passion'ı. Yani iki saattir gerçi Passion diyorum da size ne olduğunu söylemeyi unuttum. Passion, yani çarkı felek meyvesinden bahsediyoruz burada. Çarkı felek meyvesi gerçekten ülkemizde sevilen aromalardan bir tanesidir. Mantera'da koku olarak baktığımız zaman, yani şöyle açıp bir kokladığınız zaman Passion aromalı içecekler olur ya, meyve suyu tadında. Aslına bakarsanız aroma gerçekten çok güzel bir şekilde kokuyor. Meyve suyu gibi bir yansıtma var yani aromada. En güzel yanında hatta ne gidiyor? En güzel biliyorsunuz genelde mango çarkıfelek meyvesi diye böyle hep yan yana söylenilir. Tek başına çarkıfelek meyvesi de şu an elimizde duruyor. Mantera baktığımız zaman koku olarak şu an çok güzel. Tabii ağırlık olarak nasıl, süre olarak nasıl, ben size bunları da beraber incelemek istiyorum. Şimdi ben telefonumdan zamanlayıcıyı açacağım. Şu şekilde size göstereyim. 00. İçmeye başladığımız dakikadan aromanın tam olarak kesildiği süreçleri tam olarak size şu anda dakika dakika anlatmak istiyorum. Tamam mı? Beraber başlattığım anda çekimine de başlayalım. Zaten bir 5 dakika falan demlendi. Size o şekilde bir açıklamasını yapayım. Hadi bakalım. Şu an süremiz başladı. Biz de hemen çekimine başlıyoruz. Şu an meyve suyu gibi hoş bir aroma aldığımı söyleyebilirim. İlk çektiğim anda hissettiğim bu. Çekimi çok hafif. Long tütünden daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Şu an için diyorum bunu. Çünkü birazcık da ısı yedikten sonra biraz daha ağırlaşabilir. Ona bakacağız.
Şu an için çok hafif olduğunu söyleyebilirim. Ya ben bunu aslına bakarsan size zaten söyledim. Ben bunu daha önce içtim. Sizlerle beraber bu deneyimi sıfırdan yaşamak hoşuma gidiyor. Çünkü gerçekten ilk içimmiş gibi beraber yapmak çok çok daha güzel. Şu anda inanın size tepkilerim de yalan değil. Yani mesela ben beni az çok biliyorsunuz. Yani herhangi bir şekilde yapay tepki vermem. Bir şey gerçekten kötüyse ki bazı beni izleyenler iyi bilirler. Yüzümün ifadelerinden bile bazen bana şey diyorlar. Abi yüzünün ifadesinden bile biz zaten bir tütünün iyi veyahut da kötü olduğunu artık anlayabiliyoruz diyorlar. Gerçekten yüzümün ifadeleriyle bile anlatırım size bunu. Şu an zaten daha ikinci dakika olmuş. Birazcık içelim şunu ya. Aroma olarak meyve suyu gibi bir aroma geliyor. Çok böyle dipten bir fresh gibi geliyor. Çünkü meyve olduğu için meyveli tatlarda genelde böyle bir şey de olabiliyor. Aromasal olarak şu anda böyle bir arşa çıkmadı. Tabii dediğim gibi yani tütün çok yeni. 2,5 dakikada buna yorum yapmak biraz saçma olur. Şu anda ne yaptık bu arada onu da söyleyeyim. Lotus'u koyduk ama 1+2 kömür. Yani buna 4 kömür kullanma gibi bir acımasızlık yaparsam gerçekten bayağı bir acıtırım. Tütünü acıtırım. Kendimi de zaten yanık tütün içerek fazlasıyla acıtmış olurum. Onun için 2+1 tütün şu an bunun için ideal. Dediğim gibi size Mantara firması Türkiye'de üretim yapan bir firma. Ülkemizin markalarından bir tanesi. Kendisi son zamanlarda biliyorsunuz zaten bandrollü olarak da piyasaya girmiş durumda. Biz zaten bandrolsüzünü deniyoruz. Nasıl bir reaksiyon verdiğini görebiliyorsunuz. Şu anda 4 dakikayı geçtik. Dakika dakika vermek istiyorum size bunları. Tabii ki şu an sizin izlediğiniz dakikalar aynı dakikalar olmayabiliyor. Ama ya editlenmeden dolayı aynı dakikalar olmayabiliyor. Ama gördüğünüz gibi 4 dakikadır içiyoruz. Ben aslına bakarsanız bunu birazcık daha içip ondan sonra size asıl yorumlarımı yapmak istiyorum. Birazdan görüşürüz. Mantara'nın Passion aromasını yani çarkıfelek aromasını 44 dakikadır içiyorum. Hatta size bakalım bir evet. 44 dakika boyunca içtiğim Mantara'nın çarkıfelek aromasını şimdi yorumlamaya geldim. Öncelikle duman olarak gayet tatmin edici bir duman olduğunu söyleyebilirim. Ama en önemli kısım olan tabii ki aroma. Ve yoğunluk. İlk başta size yoğunluğundan şöyle bahsetmek istiyorum. Tütün ısıyı tam olarak yediği zaman biraz nasıl diyeyim size hafif bir ağırlık reaksiyonu gösterdi bana. Yani bir dark olduğunu net bir şekilde hissettirdi mi? Kesinlikle hissettirmiyor. Yani bu dark tütün içiyorsunuz ama çok hafif bir tütün içiyorsunuz. Açıkçası blond gibi bir tütün içiyorsunuz. Yani eğer ben dark tütün içmek istiyorum. İsmi dark olsun diyorsanız Mantara bu konuda sizi tatmin edebilir yeterince. Sadece yani dark tütün içemiyorum. Bir dark tütün içeceğim blond gibi olsun diyorsanız sizi tatmin eder. Bunu da altını çizeyim burada. Aroma olarak şöyle söyleyeyim. Aroması zaten dediğim gibi size ilk başta bir meyve suyu tadında. Yani çarkıfelekli bir meyve suyu tadında. Bu aroma İlerledikçe yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Şu an 45. dakikadayız. Hemen çekip size aromayı tekrardan söylemek istiyorum. Aroma varla yok arası bayağı bir düştü. Şöyle söyleyeyim 45 dakika içinde aroma ciddi anlamda düştüğünü söyleyebilirim. Yani Mantara tütünlerinin hepsinde bu var. Çünkü ben ortalama 7-8 tane Mantara tütününü denedim. Sizin karşınıza o şekilde geçip hani yorumlamak istedim. Direkt olarak bir Mantara tütününü aldım, birini denedim. Direkt olarak bununla size geçeyim istemedim. Bir süredir deniyorum, bir süredir test ediyorum. Ondan sonra size artık yorumlama noktasına geldik. Ki zaten Mantara'nın herhangi bir şekilde serisini yapmaya gibi bir şu anlık bir düşüncem yok. İleriki zamanlarda belki bu da olabilir.
Yani şu anda açıkçası çok çok dipten gelen bir aroma var. Duman var tamam ama yoğunluk kesinlikle yok. Hatta bir blonddan birazcık daha hafif bir hale gelebildi. Koku olarak baktığım zaman içeride de herhangi bir şekilde böyle bir etkileyici bir koku bırakmadı. Mantera geliştirilmesi gereken tütünlerden bir tanesi ki firma bence kendini yavaş yavaş geliştiriyor bu konuda. Yani şöyle söyleyeyim, eğrisiyle doğrusuyla şimdi baştan aşağıya bir mantarı ele alalım. Öncelikle bu bir dark tütün olarak geçiyor. Bakın, dark tütün dediğimiz zaman biz bundan belli bir ağırlık istiyoruz. Özellikle de İtalyan Burley olarak geçiyor bu. Ne kadar İtalyan Burley'dir, ne kadar değildir bu konuya giremeyeceğim. Çünkü ben bu işin mutfağında değilim. Ben size sadece yorumlama kısmındayım. Ama inanılmaz derecede hafif olduğunu söyleyebilirim. Bu hani bir dark tütün olarak inanılmaz derecede hafif. Yani bu kelimeyi kullandığım zaman dark tütünler sınıfında söylemek istiyorum. Çünkü içtiğim dark tütünler arasında gerçekten en hafif olduğunu söyleyebilirim. Tütün bazında söyleyeceğim bunu. Hani kalkıp da bana Brusco ile Cem'i söylemeyin. Çünkü o tarz tütünler, onlar tütün değiller zaten. Onlar sadece aroma verilmiş bir nargile mamülü olarak satılmakta. Ve hibisküs liflerinden oluşmakta kendileri. Şu an gördüğünüz gibi yani fazlasıyla bir duman geliyor. Duman olarak fazlasıyla tatmin ettiğini söyleyebilirim. Aroma olarak kesinlikle o tatminkar seviyelere bir türlü gelemedim. İlk başlarda aroma güzel bir şekilde geliyor. Fena bir şekilde gelmiyor ama ilerledikçe düşmeye başladı. Bayağı bir düşmeye başladı. Bakın ortalama 50 dakika oldu. 48. dakikanın içindeyiz şu anda. Hani beklentilerin altına düşüyor mu? Evet, gerçekten beklentilerin altına düştüğünü söyleyebilirim. Bu geliştirilebilir inanıyorum. Yani bir Türk firması olarak kendilerini geliştirirler ve daha iyi bir hale de gelebilir ama şu an için tütün bu şekilde, bu yapıyla beraber sizin karşınıza geliyor. Mantera Dark sınıfında Türkiye'nin hani blond içicilerinin hitap edebileceği bir sınıfta olduğunu söyleyebilirim size. Çünkü Dark sınıfı olarak direkt olarak bunu yorumlamak pek mümkün değil. Ben bunları mikserimde bazen kullanabiliyorum ama şöyle bir şey oluyor. Hani ilk başlarda tat geliyor. Ondan sonra düşmeye başladıkça çok hızlı düşme eğilimleri yaşıyor. Ben oturup 40 dakika bir nargile içeceğim ve keyif alacağım diyorsanız bu tütün sizi o konuda tatmin eder yani. Ve hafif içeceğim diyorsanız yani bayağı hafif içeceğim diyorsanız fazlası da tatmin eder. Dediğim gibi birçok yöntemle içebilirsiniz. Funnel Bill'le de içerseniz bence şu anda tadı bu kadar düşük bir şekilde gelen bir ürünü Funnel Bill'le de içerseniz daha düşük bir aroma alabileceğinizi düşünüyorum. Hatta ben de aynı şekilde denediğim zaman ilk başlar çok yoğun bir şekilde başladığı halde çok hızlı bir şekilde, onda daha hızlı bir şekilde Funnel Bill'le de düştüğünü söyleyebilirim size. Hani folyo, başta da söyledim size, folyo üstü telle de deneyebilirsiniz. HMS ya da HMD de kullanabilirsiniz. Benim gibi Lotus'la yani bir içim yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihlerinize kalmış. Ben sadece size genelde Mantera'yı bu şekilde denedikleri için bu şekilde göstermek istedim. Hani bu işin net doğrusu budur demek istemiyorum. Sadece en çok kullanılan yöntemin bu olduğu için size bunları göstermek istiyorum. Yani şu anda bir aroma var mı? Var. 50 dakika oldu. Bir aroma geliyor mu? Geliyor. Ama o kadar dipten geliyor ki. Yani bir tütün tadı da yok işin komik tarafı. Yani o istediğim gerçek bir aromasal yoğunluğa ulaşmayı bırakın. O tütünün verdiği hafif bir ağırlık olur ya. O ağırlık bile çok çok yok denecek kadar az diyebilirim. Tabii ki burada içtiğimiz bir tütün mamulü. Yani ister istemez içinde bir nikotin vardır muhakkak. Ama bizim dark içicileri için şu anda çok tatmin edici bir halde olmadığını söyleyebilirim size. Şimdi en can alıcı noktalardan biri olan puanlamaya geçelim çok uzatmadan. Şurada hemen bir puanlama cetvelimizi açalım. İlk başta aromasal olarak puan vermek istiyorum. Size zaten başta söylediğim gibi istediğim seviyeye bir türlü çıkamadı. Yani burada
aromasal olarak ben buna 3 vermek istiyorum. İlk başta gelen aroma gerçekten güzeldi ama o aroma uzun süreli bir şekilde devam etmediğini söyleyebilirim size. Ondan dolayı ufak bir tatmin konusunda ufak bir sıkıntı yaşıyorum bunda. Geldik yoğunluğa. Yoğunluk size söylediğim gibi yani bir blond tütünden daha hafif neredeyse olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu bir dark tütün olduğu için ben bu yorumları yapıyorum. Yani bunu bir blond tütün sınıfında incelemiş olsaydık ortalama bir ağırlık olduğunu yine söyleyebilirdik. Ama şu anda bir dark tütün sınıfında bunu incelediğimiz zaman buna 2 vermek istiyorum. Yani hava tam olarak hava çeker gibi değil ama çok az bir ağırlık olduğunu söyleyebilirim size. Geldik dumanı her zamanki gibi. Yalnız dumanı vermeden önce ufak bir ısıyı arttırmak istiyorum müsaadenizle. Vallahi size göstereceğim diye de kömürleri içeriye attık da bakalım. Umarım yakmayız da. Şimdi bir iki çekim yapalım. Ondan sonra tam bir dumanı söyleyelim size beraber. Evet, tütünde hafif bir acılaşma sonuçta oldu. Çünkü ısıyı fazlasıyla verdik. Ama başlangıçta da gördünüz yani duman gerçekten etkileyici bir şekilde geliyor. Zaten hafif acılaştırdığımız zaman tütünde hafif böyle bir incittiğimiz zaman aroma tam olarak yok oldu diyebilirim şu anda size. Onun için ben buna duman olarak da 9 vermek istiyorum. Gerçekten etkileyici bir dumana sahip. Koku olarak geldik son olarak söyleyeceğiz. Koku olarak baktığımız zaman da içeride gerçekten etkileyici herhangi bir koku kaldığını söyleyemeyeceğim size. Ama hafif de olsa bir o çarkıfelek meyvesinin kokusu geliyor. Onun için koku olarak da ben buna 3 vereceğim. Hafif de olsa içeri geldiğim zaman yani hissedilebilir bir koku var. Çünkü ben bir iki sefer bir gir çık yapmayı denedim. Sırf kokuyu daha iyi algılayabilmek için hatta şöyle söyleyeyim kömürü yaptığım yer birazcık farklı bir yerde kapalı bir ortam. Biraz kömür kokusu çektim ki daha böyle bir bunun kokusunu iyi alabileyim diye. Ama koku olarak da düşük olduğunu söyleyeyim. Şu anda bana son olarak yapacağım yorum şu anda bana bir nargile doygunluğu yaşattırdığını söyleyemem size. Yani o nargile içiyorum ve ben içtiğim nargilede tam olarak bir doygunluk istiyorum. Ve o doygunluğa ulaşamadım. Yani bu tütünü aldığınız zaman beklentilerinizin ne olması gerektiğiyle ilgili size burada ufak tefek tiyolar vermeye çalışıyorum. Tabii ki yine söylüyorum yani tütün geliştirilir, daha sonradan daha farklı bir hale gelir, daha yoğunlaştırılır, daha ağırlaştırılır. Bunlar ileriki zamanlarda olabilecek şeyler. Ben şu an için alabileceğiniz tütünlerde neyle karşılaşacaksınız, başınıza neler gelecek bunları size anlatmaya çalışıyorum. Bakın şu anda aroma yok. Sadece duman var. Aroma gerçekten böyle yani damağımın çok arkalarında dipten bir şeyler geliyor. O da yani nargileden bahsediyoruz burada. Bir tütünden bahsediyoruz. O duma, o aroma da bir zahmet dipten de olsa gelsin. Direkt olarak ama tütün de değil. Yani bir çok hafif, çok hafif bir şey içiyorum gibi bir hissiyat geliyor şu anda. Ama yine söylüyorum yani ben dark içemiyorum. Hem daha Türkiye şartlarına göre daha ekonomik olsun istiyorum. Hem de bir şey içeceğim yani dark içeceğim ama şey olmasın. Yani beni rahatsız etmesin falan diyorsanız Mantera denenebilecek bir tütün. Bu tamamen sizin takdirinize kalmış bir durum. Yani Mantera'yı denerken bunları unutmadan denemeniz lazım. Ortalama yarım saat 45 dakikalık bir içim yapacağım ve bu içimden de ben bir keyif almak istiyorum diyorsanız hafif olsun, rahatsız etmesin. İçtikten sonra ben zaten blonddan doyuyorum. Blond tütünlerin çoğusunda yani hafif olanlarından bile doyuyorum falan derseniz bu da sizi fazlasıyla tatmin eder yani. Hani bu çarkıfelek meyvesi fazlasıyla tatmin eder. Zaten ortalama bir saate yakın bir içim sağladık bunda. Ve yani Mantera şu anda bu şekilde. Yani son olarak da size ekleyeceğim tek bir şey kaldı. Mikserinizde Mantera kullanmak istiyorsunuz. Ben genelde biliyorsunuz size daha önce de söyledim. Mix tavsiyeleri vermiyorum. Çünkü damak zevklerinize göre benim kendi damak zevkime göre yaptığım mikser mükemmel olabilir. Ya da el oranıma göre yaptığım şeyler çok daha iyi olabilir. %40, %50 falan filan bu tarz şeyleri söylediğim zaman
el ayarıyla bazı şeylerle ufak tefek bazı nüanslarda bile dolumda bile siz bunları kaçırdığınız zaman aynı zevki alamayacağınız için ben elimden geldiğince mix abisesi vermek istemiyorum. Sadece şundan bahsediyorum. Mantara ile mantarayı birbirine karıştırırsanız yarım saat 45 dakikalık içimlerinize güzel bir içim sağlarsınız. Ama mantarayı diğer dark tütünlerle karıştırırsanız, bakın burada ince bir çizgi var. Diğer dark tütünlerle karıştırırsanız mantara sonuçta burada size ortalama yarım saat 45 dakikalık bir içim zevki sağladığı için aroma daha düşeceği için öbür aromaları da bozma ihtimali veyahut da öbür aromaların da tatlarında hafif bir etkileme ihtimali var. Bunları size söyleyeyim. Isı dayanımları aynı değil. Hiçbir tütünün aynı değil. Biz zaten mesela benzer tütünleri birbirleriyle karıştırmayı seviyoruz. Nasıl benzer? Farklı firmalara girmeden söyleyeceğim. Atıyorum yerlide çıkan bazı dark tütünleri yerli firmalarla karıştırmayı, yerli ile yabancıları birbirlerinden ayırmayı tercih ediyorum. Şunlardan dolayı ayırmayı tercih ediyorum. Çünkü reaksiyonları değişebiliyor. Yabancılarda bile biz bunları yapıyoruz. Yani bazı segment tütünleri kendi tarzında biz onları bildiğimiz için hani hangi tatların ya da hangi tütünlerin birbirleriyle daha iyi reaksiyona gireceğini bildiğimiz için ondan dolayı mix yapmaya çalışıyoruz. Ve bundan dolayı size mix vermek istemiyorum. Sonuçta benim elimde ortalama 200'ün üzerinde tütün var. Siz evinizde deneyeceksiniz. Abi gittim ben A firmasından B firmasından. Şimdi mantar olarak yorum yapmak pek hoşuma gitmiyor. Çünkü bu da bir firma yani sonuçta. A firmasından B firmasından gittiniz elinize 3-4 tane aroma aldınız. Ve bunları mixlediğiniz zaman işte elimde yabancı da var onunla beraber mixleyeyim. Üzülebilirsiniz, sevinebilirsiniz. Benim yaptığımı aynı şekilde yapamayabilirsiniz. Ve şundan bahsediyorum ben hiçbir şekilde bu konuda vebal altına girmek istemediğim için size böyle bir tavsiye vermiyorum. Yani bakıyorum herkes bir mix peşinde. Sek tatların olması benim için çok güzel bir şey. Onu da söyleyeyim. Yani bu sek passion'ın üretilmesi bence çok güzel bir şey. Mango passion değil abi. Mangosu ayrı, passion ayrı yapılması. Bakın bu mantaranın bu konuda yaptığı bence güzel bir şey. Tabii onların da kendi içinde mikseri var da. Ama yani mikseri diyoruz da durmadan karışımları var. Ama bu karışımları sizin sek bir şekilde almanız, sek bir şekilde kendi isteğinize göre oranları belirlemeniz daha güzel oluyor. Yani ben mangoyu daha fazla istiyorum, ben passion'ı daha fazla istiyorum, ben fıstığını daha fazla kullanmak istiyorum derseniz bunlar da tamamen sizin takdirinize kalmış bir olay oluyor. Ve bence bu şekilde kullanımı çok daha güzel oluyor. Tamamen sizin takdirinize kalmış. Mantara tütünü hakkında da size şimdilik söyleyebileceklerim en fazla bu kadar. Zaten bir saatimizi de doldurduk. Tütün şu anda yok. Biz içimizi sağladık. Size de elimizden geldiğince yorumlarını yapmaya çalıştık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kafanızı şişirdiysem özür dilerim. Tekrardan kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlarda da sizin de mantara deneyimlerinizi öğrenmek isterim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.